Şimdiye kadar çalışmalarıma seyahat ve seyahat olgusu eşlik ederdi hep. Fakat Almanya'ya taşınmamla birlikte buna bir de göç olgusu, göç hikayeleri eklendi. Son 2 senedir ağırlıklı olarak bu temaları işleyerek işler üretiyordum. Fakat istif fikri şöyle ortaya çıktı. Hem bu zamana kadar üretilenlerin bir toplu gösterimi, hem de aynı zamanda böyle daha geri planda kalmış duygusal istiflerimizin de beynimizden dökülmesi olarak bakabiliriz bu işlere. O sebepten zaten kağıt ve mürekkep kullanıldı bol miktarda. Çünkü bu belgelemeye gönderme yapan bir şeydi. Benim için malzemenin de bir dili var ve neyi neyle anlattığımı çok önemsiyorum. Aslında karışık teknik diyorum. Çünkü tam olarak kesme diyemeyiz. Yani kağıt kesme ayrı bir sanat. Ya Osmanlı'da da olmuş olan bir sanat, kağıtı deniyor, katı ya da deniyor. Tam olarak öyle diyemeyiz. Çünkü ben heykel çıkışlıyım. Dolayısıyla benim için her zaman mekan, hacim, kütle duygusu ön planda işlerde. Yani bundan vazgeçemiyorum heykel eğitimi aldığım için. Kağıtla bile çalışsam hep bu kaygıyı güdüyorum. Ve dolayısıyla işlerimde de 3 boyut kaygısı hala sürüyor. Onun için karışık teknik olarak adlandırıyorum. Hem keserek müdahale ediyorum kağıda, hem onları hareketlendirerek biraz içeri dışarı oynatarak müdahale ediyorum. Ve sadece de boya olarak mürekkep kullanıyorum. Başka hiçbir boya kullanmıyorum. O yüzden de karışık teknik diyorum. Bir Almanya'ya taşındıktan sonra çift taraflı çalışmaya başladım. Hem İstanbul'da hem yaşadığım yerde Stuttgart eksenli çalışıyorum. Ama tabii Almanya'da da sanat pek çok yerde sergileniyor. Sadece Stuttgart değil. Oradan buraya bakmak, buradan da oraya bakmak tabii değişik şeyler getirdi ürettiğim işlere. Biraz kendinden uzaklaşması, insan köklerinin olduğu yerden uzaklaşıp bir yerde tekrar sıfırdan başlaması, kendi kendini yeniden inşa etmesi. Başka bir olgunluk mu diyeyim, bazen biraz hatta eziklik mi diyeyim, böyle değişik duygular getiriyor işinize. Bazen fazlasıyla duygusal oluyorsunuz, bazen fazlasıyla acımasız oluyorsunuz. Hem kendinize hem yaşadığınız topluma karşı, çift taraflı tabii yani hem Alman toplumuna hem Türk toplumuna karşı. Bu da hem bir yandan bir zenginlik getirdi, teknik olarak da bir sadeleşme getirdiğini söyleyebilirim. Yani anlatmak istediğimi daha dolaysız anlatmaya başladım. Almanya'da üretmeye başladıktan sonra. Ama hikayelerim tabii çocukluğum falan burada geçtiği için hikayelerim gene buradan götürdüğüm hikayelerim oluyor. Bir de orada tabii oradaki yolumda önüme çıkan hikayeler bunlara karışmaya başladı. İşte seyahate göç olgusu eklendi örneğin. Çift taraflı çalışmanın hem avantajları var hem dezavantajları var. Bir yandan belli ön yargılarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü oraya sonradan gitmiş bir Türk sanatçıyla, sanatçı olarak belli beklentilere cevap vermeniz bekleniyor. Öyle yaparsanız kapılar daha çabuk açılıyor ama ben de pek onu tercih eden bir insan değilim. Daha çok hani kendi bildiğim yolda yürümeyi tercih eden bir insanım. Burada da Almanya'da yaşayan bir sanatçı olarak artık sergi yapar hale geliyorsunuz. O zaman burada da beklentilerde bir oynama olabiliyor ya da bu tür sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Ama ben bunu bir zenginlik olarak görüp avantaja çevirmeye çalışıyorum. Orada da insanlardan gördüğüm, aldığım tepkiler genelde şöyle oluyor. Hani ne kadar kendi dünyanı, geldiğin toplumu yansıtabiliyorsun ama hani bunu öyle yapıyorsun ki biz de bununla bir özdeşlik kurabiliyoruz. Yani demek ki sadece bireysel ve toplumsal bellek değil, evrensel bellek de bir yerde beynimizde istiflenmiş olmuş oluyor. İstif başlıklı sergi Galeri Apel'de 25 Şubat'a kadar görülebilir.